başlıca eğlencelerinden biri de meddahtı. Meddah, halkımızın pek sevdiği bir gösteri koluydu. Öyle bir gösteri kolu ki perdesi, dekoru, aksesuarı, müziği, rejisi ve canlandırdığı tüm kişiler tek bir sanatçı tarafından icra edilirdi. Bir nevi one man show'du. Meddah bize bir vaka naklederdi. Söze başlaması bile bir usul ve adab içinde olurdu. Bu bazen... Edeyim meclise bir kıssa beyan, kıssadan hisse ala arif olan şeklinde olur. Bazen de... Hak dostum diye başlayayım söze, hoş olsun beyler kıssamız size. Yahut da daha klasik girişlere başvurulurdu. Sühan sazı gülistanı nezaket, nihali gonceyi bağı zerafet. Söyledikçe sergüceşti, verir bezme letafet. Dinleyim de bendeyi acizden bir hoş hikayet. Gibi bir girişle söze başlardı. Ama bazen de herkesin kendi havasında olduğu kahvede dinleyicileri tavladan, dominodan, kağıt oyunundan yahut konuşmalardan koparıp kendine çekmek için soyut mizahtan, tutarsızlıklardan, abuk sabuk laflardan oluşmuş deli saçması bir şeyler söyleyip herkesi şaşırtma yoluyla kendi dikkatini kendinin üzerine çekmeye dikkat ederdi. İşte uyumsuz bir meddah girişine örnek. Laleli minaresi kaba kulak sepetini mezada verip atlı karınca huzurunda tevellüt eden zerzevatçı küfeleri aklına iffet getirip darül şifaya bende-i zencir olmuşlardır. Ve dahi hatta geçen ayın çarşambasından bu ayın perşembesine 7,5 metre kısa kalmış. Bilmem ki bundan ne kadar kaysifesini idare eder. Evet, bunu herhalde yemiş iskelesindeki manavlardan sormak gerek. Şimdi gelelim hikayemize. Meddah'ın omzunda asılı duran mendil, onun vazgeçilmez bir aracıydı. Bu mendille ikide bir yüzünü siler gibi yapıp soluk alma olanağı bulurdu. Bazen de anlatışının bir teviyeliğine kısa bir ara verip dinleyicinin gerilimini arttırır, kendini bekletirdi. Bazen de yine bu mendili vesile edip belli etmeden seyirciler üzerindeki etkisini ölçerdi. Meddah'ın bir başka aracı da elindeki baston yahut sopa idi. Bunu söze başlamadan evvel kahve halkına işaret vermek için yere vururdu. Kapı çalma taklidi yapmak için yine bu sopadan faydalanırdı. Bu değnek yerine göre bazen tüfek, bazen de saz olurdu. Meddah hikayesini bitirirken bunun kendi eseri olmadığını, özellikle başka ustalardan alındığını bildirirdi. Hem sorumluluğu bu şekilde üstünden atmak, hem de önce görmüş olanlar varsa bak başkasından çalmış demesinler diye. Bu bir kıssadır. Bir mecmua kenarına kaydolunmuş. Biz de görüp söyledik. Meddah'ın anlatısını bitirişi yine belli kalıplar içinde olurdu. İşte bunların en klasiklerinden biri. İsim isme, kisip kisbe, semt semte benzer. Yalan gerçek vakit geçer. Sakya! Sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar suçu lisan ettikse affola.